Merhaba arkadaşlar, benim de günaydın. Yine bir ısı transferi sorusunu beraberce incelemeye çalışalım. Arkadaşlar, ters akışlı eş eksenli iki çift boru şekilde gösterildiği gibi bir ısı değiştiricisini oluşturmaktadır. Bu bir endüstriyel gaz türbününde motor yağının soğutulması için kullanılmakta. İçerideki borumuzun çapı, yani D demiş olduğumuz çapımız 25 milimetre. Büyük D demiş olduğumuz çapımızda 45 milimetredir. Bu şekilde bize soruda verilmiş. Aynı zamanda veriler arasında akan soğutma suyunun debisi verilmiş. Yani M nokta su verilmiş. M noktası dediğimiz 0,2 kilogram saniye. İki boru arasındaki halkanın çapı verilmiş. Onu vermiştik. Akan yağ ise akan yağı vermiş. Yani M nokta H diyelim biz buna. M nokta H da 0,1 kilogram bölü saniye debisinde verilmiş. Yağın ve suyun ısı değiştiricisine giriş sıcaklıkları sırasıyla 100 santigrat derece ve 30 santigrat derece olarak verilmiş. Demek ki yağın giriş sıcaklığı 100 santigrat derece, suyun giriş sıcaklığı da 30 santigrat derece olarak bize veriliyor. Yağın çıkış sıcaklığının bu. Biz buna isterseniz giriş diyelim, yani T, H, I diyelim. Buna da T, C, I diyelim. Dolayısıyla TH0'ın 60 santigrat derece olması için borunun uzunluğunu soruyor. Borunun uzunluğu ne olmalı ki? 60 santigrat derecede yağ çıktısı alabilirim. Sorumuz bu. Suyun giriş sıcaklığı 30 santigrat derece. Tabii TC0'ı bilmiyorum. TCI'yi biliyorum. Ve yağın giriş ve çıkış sıcaklıklarını biliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu sorularda öncelikli olarak yapmamız gereken şey bir grafik çizmek. Bu grafikle yapacağımız işlemleri daha basit bir şekilde inceleyebiliriz. Şimdi bakınız, burada bir sıcaklık X. Bakın, burası T sıcaklığını gösteriyor. Burası da X mesafesini gösteriyor. Dolayısıyla benim bir şu şekilde bir yağ sıcaklığının değişimi söz konusu olacak. Buraya bakınız, THI diyelim. Buraya TH0 diyelim. Ve bunun da tabi yönü bu şekilde olacak. Aynı şekilde arkadaşlar, bir de tabi bu yağ aynı zamanda suya belli bir sıcaklık verecek. Bu şekilde olacağını düşünmeyelim. Şu şekilde artıyor. Dolayısıyla TC diyelim buraya da. Bakınız, burası TCI sıcaklığı. Burası da TC0 sıcaklığı. İ'ler her zaman giriş sıcaklıkları. Diğeri de sıfır da çıkış sıcaklıkları arkadaşlar. Tabi soru da bize verildi. Ters yönlü oldukları söylenmiş. Dolayısıyla bu şekilde bir grafik çizebilir. Tabi burada yağın isterseniz kütlesini de hemen kütlesel debisini buraya yazalım. MH eşittir 0,1 kilogram bölü saniye. MC nokta eşittir 0,2
kilogram bölü saniye şeklinde belirlenebilir. Şimdi tablolara bakıyoruz. Tablolarda TH ortalama diyelim 80 santigrat derece için, yani 353 Kelvin için bazı değerler almamız gerekecek. Dolayısıyla bunlara bakarsak, bakınız mesela CP, TH için CP değeri. CP değerimiz 2100, tekrar bakıyorum, 2131 joule bölü kilogram Kelvin. Dinamik viskozitesi 3,25 çarpı 10 üzeri eksi 2 Newton saniye bölü metre kare. Aynı şekilde K, ısı iletim katsayısı 0,138 watt bölü metre kelvin olarak tablolardan buluyorum. Bu yağ için olanıydı. Aynı şekilde su için değerleri de bulmam gerekir. Yine TC ortalama yaklaşık olarak 35 santigrat derece için diyelim. CP 4178 joule bölü kilogram kelvin. Dinamik viskozite değerimiz 725 çarpı 10 üzeri eksi 6 Newton saniye bölü metre kare. Yine ısı iletim katsayısı 0,625 watt bölü metre kelvin ve Brayton sayısını da bize vermiş. PR eşittir 4,85 olarak bize soruda verilmiş arkadaşlar. Normalde biliyoruz ki Brayton sayısı da zaten kinematik viskozite bölü alfa değeri. Alfa değerimiz de K bölü rho cp olarak hesaplayabiliriz. Aslında buradan da çıkıyor bu. Zaten kinematik viskozite de aynı zamanda dinamik viskozitenin rho'ya bölünmüş hali olması sebebiyle aslında Brayton sayısı yine nü çarpı cp bölü k şeklinde hesaplanabiliyor. Zaten bu değerler verilmiş. Aslında normalde bu sayının, bu rakamın verilmemesi lazım. Yani verilmesi de olur diyelim. Verilmemesi değil de sağlamasını yapalım. 725 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 4178 bölü 0,625 dediğimizde, bakın 4,85 rakamını buradan da bulabiliriz. Verilmese de olurmuş ama bize iyilik yapmışlar, vermişler. Evet arkadaşlar, şimdi bizim öncelikli olarak bir enerji dengesi yazmamız lazım. Bu enerji dengesini şu şekilde yazacağım. Şimdi bir defa yağdan suya geçen bir ısı miktarı olacak. Bu ısı miktarını bulmaya çalışalım. Buna Q diyelim. Bu Q miktarımızı nasıl buluyorduk? M nokta H çarpı CPH çarpı THI eksi TH0 şeklinde ben bunu hesaplayabilirim. Bakın bu değerlerin tamamı elimizde mevcut. 0,1 çarpı 2131 çarpı, bunun Kelvin olması gerekiyor ama şu anda gerek yok. Sebebi de farkını alıyor olma. Farkını aldığından dolayı buna gerek duymuyorum. 100 eksi 60'tan
Buradan biz geçen ısı miktarını bulabileceğiz. 0,1 çarpı 2131 çarpı 40 dediğimizde 8524 watt olarak bunu hesaplamam gerekir. Bakın sağlamasını yapalım. Kilogram bölü saniye. Cp'nin birimi joule bölü kilogram kelvin. Burası da kelvin olacak. Bakınız kilogramlar gider, kelvinler gider, joule bölü saniye yani watt birimini yakalamış olur. Dolayısıyla bu tarz formülleri ezberlemesi gerek bile yok aslında. Evet arkadaşlar, şimdi bu değeri hesapladık. Şimdi bu değeri hesapladıktan sonra benim aslında bulmam yani bu değerle birlikte bulabileceğim TC sıfır sıcaklığı ki bu sıcaklık bana hesaplamalarımda kullanmak üzere lazım olacak. Şimdi gelelim bunu bulalım. Aynı şekilde 8524 eşittir M nokta C çarpı CP buna ne diyelim? CPC diyelim. Çarpı TC 0 eksi TCI. Yani TC 0'ı bilmiyorum. Eksi TCI 30 değerini yazabilirim. Buradan da bakınız 8524 eşittir. MC değerimiz 0,2 çarpı CP değerimiz 4178 çarpı TC 0 eksi 30 şeklinde bulabilirim. Buradan da hemen bölü işaretine basıyorum. 0,2 çarpı 4178 artı 30 dediğimizde bakınız TC 0 sıcaklığımız 40,2 santigrat imiş. Gördüğünüz gibi hemen 40,2 santigratı bulmuş oldum. Evet, peki bizden istenen ne arkadaşlar? Bizden istenen L boyunun ne olması gerektiği. Biz şu anda L boyunu bulmaya çalışıyoruz. Peki L boyunu nereden bulabilirim? Şimdi benim bir Q değerim var. Bu Q değerim aynı zamanda U çarpı A çarpı delta T LM değerine eşit. Değil mi? İşte bakınız buradaki A'nın içinde bu A ifadesinin içinde P çarpı D çarpı L ifadesi var. İşte buradaki L ifadesini ben burada kullanıp bu L ifadesinden arkadaşlar şeyi bulabileceğim. Bana gerekli olan boyu bulabileceğim. Şimdi ben burada Q'yu biliyor muyum? Evet, buradaki Q değerini biliyorum. Q değişmez. 8524 watt. U'yu biliyor muyum? Hayır, burada U'yu bilmiyorum. Bir de delta T LM'yi bilmiyorum. Şimdi burada en kolay delta T LM'yi hesaplamak. Bakın, isterseniz gelin hemen onu hesaplayalım. Şimdi ben biliyorum ki delta T LM ifadesini şöyle hesaplamam gerekiyor. Delta T1 eksi delta T2 bölü ln delta diyelim yine delta T1 bölü delta T2 şeklinde hesaplamam gerekir. Peki delta T1 ifadesi nedir? Delta T1 ifadesi arkadaşlar şuradaki sıcaklık farkları. Bakınız şuradaki sıcaklık farkı delta T1, buradaki sıcaklık farkı delta T2. Burası delta T1, burası delta T2. Şimdi gelelim delta T1 ifadesini hemen yazalım. Ne yazacağız? 100 eksi 40,2 eksi TH sıfırımız kaçtı? 60. 60 eksi TCI. TCI ifademiz de 30 idi. Bölü
elen, hemen eksi 100 diyelim, bu ifadeyi bulalım. 59,80, hemen 59,80 bölü 30 şeklinde yazıyorum. Ve buradaki ifadeyi hesapladığımda, yani 100, pardon, hemen şöyle yapalım. 100 eksi 40,2 eksi 60 eksi 30 dediğimde bir ifade buldum. Bölü parantez içerisinde ln 59,80 bölü 30 deyip parantezi kapattığımızda, bakınız buradaki sıcaklığı 43,20 santigrat olarak hesaplamış oluyorum. Şimdi çok güzel şu ifadeye geri dönecek olursam, yani Q ifadesi eşittir U çarpı pi çarpı küçük d çarpı L çarpı 43,20 eşittir 8.524. Watt. Çok güzel. Şimdi burada benim bir de U'yu bulmam gerekir. Şimdi ben burada U'yu nasıl bulurum? U ifadesi arkadaşlar şudur. 1 bölü 1 bölü HI artı 1 bölü H0 ifadesinden bulabilirim. Bu ifadeden yola çıkarak demin HI ve H0 ifadelerini hesaplamam gerektiği ortaya çıkıyor. Yani ben HI'yi ve H0 ifadelerini bilmiyorum arkadaşlar. Öğrenmem lazım. Nasıl öğreneceğim bunu? Önce Reynolds sayılarını bulacağım. Şimdi ben Reynolds sayısını bulmak istediğim zaman, bir boru için düşündüğümde rho çarpı v çarpı küçük d bölü dinamik viskozite. Bu ifadeyi düzenlediğimde, bu ifade arkadaşlar kütlesel hacim olarak düşündüğümde, ki m nokta eşittir v çarpı a çarpı rho olduğunu düşündüğümde, 4 m nokta bölü pi çarpı d çarpı dinamik viskozite şeklinde düşünebilirim. Bakınız burada görmüş olduğum ifade bana Reynolds ifadesini verecek. Dolayısıyla bu ifade eşittir dediğimde, ki su kısmını düşündüğümüzde arkadaşlar, bu arada bu ifadeyi yanlış çizmişim. Şimdi fark ettim. Su buradan olacak arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Su burası. Şöyle iki tane çizeyim. Bu su. Yani ayrı ayrı düşünmeyin lütfen. Bu eksen çizgisi. Bu su. Bu ifade şurası arkadaşlar. Yine yağ ifadesi. Bunu yanlış çizmiş olduk. Evet. Şimdi buradan devam edecek olursak, 4m nokta pd nü dediğimde, 4 çarpı bizim su için 0,2, zaten içeriden su akıyor. Pi çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı bunun viskozitesi, yani 725 çarpı 10 üzeri eksi 6. Burada aslında dikkat ederseniz, yani işlem hatası yapmadığınız sürece aslında çok da bir numarası yok. 4 çarpı 0,2 bölü pi çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 725 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazdığımızda arkadaşlar, Reynolds sayısını 14.049,5 gibi hesaplayabiliyorum. Dolayısıyla bu rakamın 2400'den büyük olduğunu düşünürsem, demek ki
türbülanslı. Akışımızın türbülanslı olduğunu buradan tespit edebilirim. Aynı şekilde yağ için hesaplayacak olursam, yağ için de hemen şu şekilde hesaplıyorum. 4m nokta pi çarpı, burada arkadaşlar d yerine şu ifadeyi kullanıyorum. Büyük D artı küçük d ifadesini. Büyük D artı küçük D ifadesini burada kullanıyorum. Dolayısıyla şurada yağın tabi dinamik viskozitesini kullanmam gerekecek. Dolayısıyla bu ifadeden yola çıktığımda 4 çarpı yağ için 0,1 demiştik. Bölü pi çarpı 3,25 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 25 artı 45 diyelim. 70. 70 çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimde arkadaşlar, bu da yağ için Reynolds sayısı olacak. 4 çarpı 0,1 bölü parantez içerisinde pi çarpı 3,25 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 70 çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimizde arkadaşlar, buradan da Reynolds sayısını yaklaşık olarak 56, yani küçük 2400 olduğundan buna da laminer şeklinde ifade edebilirim. Yağ olduğu için zaten bu düşük debilerde bunun laminer olması gayet normal. Evet arkadaşlar, bu değeri bu şekilde hesaplamış olduk. Peki bu değer bizim ne işimize yarayacak? Reynolds sayısını neden hesapladık? Biz Reynolds sayısından arkadaşlar bir korelasyon kullanarak Nusselt sayısını hesaplayacağız. Nusselt sayısından da H değerlerini bulmuş olacağız. Şimdi geliniz burada beraberce onları yapmaya çalışalım. Şimdi burada ne yaptığımızı tekrar müsaadenizle özetlemek istiyorum. Bir Q ifadesi eşittir U çarpı A çarpı delta T Lm dedik. Buradan delta t lm ifadesini delta t1. Evet arkadaşlar, durumumuzu özetleyecek olursak q eşittir u çarpı a çarpı delta t lm ifadesini yazdım. Delta t lm ifadesini buradan buldum. Buradan u ifadesini 1 bölü hi artı 1 bölü h0 olduğunu biliyorum. Bunları bulmaya çalışıyorum. A ifadesinin de pi çarpı küçük d çarpı l olduğunu biliyorum. Q'yu da aynı zamanda herhangi bir ifadeden, yani mh çarpı cph çarpı thi eksi th0 ifadesinden 8524 watt olarak bulmuştum. Dolayısıyla bu ifadelerin hepsinden L ifadesini buradan bulmaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştığımız olay bu. Şimdi bu ifadeye erişebilmek için R, yani Reynolds sayısı su ifadesini 14.050 civarında buldum. Reynolds sayısını yağ için yaklaşık olarak 50 buldum. Dolayısıyla suyun akışını türbülanslı, yağın akışını da laminer olarak tespit ettim. Sonra arkadaşlar kitabımı açtım ve kitabımda türbülanslı akış için Nusselt sayısı korelasyonu tespit ettim. Nusselt sayısı korelasyonu bana 0,023 Reynolds D sayısının 4 bölü 5. üstü
Ve Brighton sayısının da 0,4. üstünü alarak bulabilirsin dedi. Ve ben aynı zamanda Nusselt sayısının H çarpı D bölü K olduğunu biliyorum. Ve bakınız buradan HI'yi hemen rahatlıkla bulabilirim. Önce Nusselt sayısını bulalım. Nusselt sayısı D eşittir 0,23 çarpı Reynolds sayısı türbülansta ve su için. Dolayısıyla 14.050 üzeri 4 bölü 5. Brighton sayısını vermişti ama vermese de nasıl hesaplayabileceğimizi göstermiştik. 4,85 üzeri 0,4 olması münasebetiyle buradan Nusselt sayısını 0,023 çarpı 14.050 üzeri 4 bölü 5 çarpı 4,85 üzeri 0,4 dediğimizde Nusselt sayısını yaklaşık olarak 90 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi Nusselt sayısı 90 ise hemen buradan H'i çekebilirim. 90 eşittir HI çarpı D. D'miz kaç? 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü K ifadesi. Su için K ifadesi neydi? 0,138. Buradan da HI ifadesini çarpı 0,138 bölü 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde hesap ettiğimde buradan H ifadesini H i ifadesini bulmuş oluyorum. 90 çarpı 0,138 pardon, o 0,625 olacak. Şu ifadeyi yanlış almışım. 0,625 olacak. Dolayısıyla 90 çarpı 0,625 bölü 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadesini kullandığımızda 2250 watt bölü metrekare Kelvin olarak bulabiliyorum. Öbürküsüne baktığımızda, yağ için baktığımızda bunların hepsi su içindi. Şu ifadelerin hepsi su içindi. Neden? Bu türbülanslı. Türbülanslı Nusselt korelasyonu. Buradaki çap da zaten suyun çapı. Buradaki K da suyun K'sı. Dolayısıyla HI'yi bulmuş olduk. Aynı şekilde HI'de eşittir. H0 çarpı büyük D bölü K eşittir. Laminerde zaten Nusselt sayısı sabit. 5,63 oluyor. Dolayısıyla H0'da 5,63 çarpı K. K dediğimiz 0,138 bölü D'miz kaçtı arkadaşlar? D çapı. D çapımız 45'ti. 45 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadesini kullandığımızda bakınız bu da 17,26 gibi bir değer çıktı. 5,63 çarpı K ifadesi 0,138. 5,63 çarpı 0,138. Bir sayı bulduk. Bölü parantez içerisinde yağın geçmiş olduğu çapı kullanmam gerekiyor. Buradaki ifadeyi de 45 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde kullanabilirim.
Burada bir daha parantez açalım. Evet, 38. 38 virgül 85 watt bölü metrekare Kelvin gibi bir değer çıktı. Buradaki D ifadesine de arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bu büyük D eksi küçük D şeklinde hesap edilmeli. Dolayısıyla artık U ifadesini 1 bölü 2250 artı 1 bölü 3885 şeklinde hesap ettiğimde 1 bölü 2250 artı 1 bölü 38,85 ifadesinin tersi şeklinde hesap ettiğimde 38,2 watt bölü metrekare Kelvin olarak U ifadesini hesap etmiş oluyor. Buradaki U değerini hesapladıktan sonra 38,2 watt bölü metrekare Kelvin olarak, dolayısıyla bu ifadeden Q ifadesini yine U çarpı A çarpı delta TLM ifadesinden artık çekebilirim. Bu ifadenin de zaten hesabını yapmıştık. Buradaki Q ifademiz de 8524 watt olarak hesaplanmıştı. 38,2 çarpı pi çarpı d yerine 0,25, yani 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazalım. İsterseniz daha kolay olacaktır. 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı sıcaklık değerimiz, yani hesaplamış olduğumuz sıcaklık değeri, yani 43,20. Şeklinde bunu hesap edebiliriz. Tabi buradaki sıcaklık değeri santigrat derece olmuş oldu. Burası 38,2 watt bölü metre kare Kelvin. Dolayısıyla burayı artı 273 değerini eklemem gerekir. Tabi burada çarpı bir de L ifadesi var. Dolayısıyla şu ifadeyi hesapladığımda, yani 43,2 artı 273 dediğimizde çarpı 38,2 çarpı pi çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimde bir değer hesaplamış oluyorum. Bu hesaplamış olduğum değeri ters işaretle çarpıp 8524 dediğimizde arkadaşlar, buradaki ifadeyi yaklaşık olarak 9 L ifadesi eşittir. Yaklaşık olarak 9 metre olarak hesaplanmış olur.